haftanın efe aybi sorusu yani patreon üyesi sorusu küfürsüz haydo isimli yaşayıcımızdan geliyor. Evet hayat hikayesini anlatmış orayı geçiyorum. Benim aklıma takılan bir olay var. Senin tartışma konusu dediğin türden. Bugün haberlerde İstanbul'da bir metrobüs durağında adamın birinin bir tinerciyi yakmış olduğunu gördüm. Sonra link vermiş. O linki ben de açıklamaya koyacağım. Çünkü anlamamıştım. Acaba dedim yanlış mı yazmış? Yani adam tinerciyi mi yakmış? Tam tersini beklersin ya. Videoyu seyrettim arkadaşlar. Tinerci, 3 tane tinerci. İşte bir tanesi bıçak çekiyor, para istiyor falan. Adam da iri yarı, gömmüş bir tane. Yere düşünce üstüne tiner dökülmüş. Anlattığına göre. İşte demişler abi o tiner. Bakalım demiş gerçekten tiner mi? çakmı çakmış adam. Alev almış. Video gerçekten komik. Şu yanı komik. Adamın anlatışı da komik. Olayı bir de şu yanında komik. Tinerci polis diye bağırıyor. <laughs> Gaspçı herif iyi aile çocuğu polis polis diye bağırıyor bir de yanmaya başlayınca. Kesin yüzde şey olmuştur. E, zulüm yaptılar bu hana falan demiştir ama konuşan kişi Kürt. Yani yakan kişi döven adam Iğdırlıymış. Altta yorumlarda işte bazı kullandığı günahım geldi falan diyor. Onu işte onlar kullanırmış. Onu da diyemeyecekler o yüzden. Bana faşistlik yaptı, ırkçılık yaptı falan da diyemeyecekler. Humanist gazetelere haber de olmaz. Bu çok büyük ihtimal bu haber yapmazlar. Öteki türlü şey derlerdi çünkü gene. Daha önce yapmışlar diye. Ya. Kürtçe şarkı çaldı diye bıçaklandı. Aslında alacak verecek kavgası. Seçici geçirgen habercilik. Neyse soruya devam edelim bu arada. Soru bitmedi. Arkadaşımız devam etmiş. Normalde 3 tane tinerjiye tek başıma kendimi savunmam zor. Muhtemelen o adam bir yerinde olsam hem gasp hem darp edilirdim. Ancak bir insanın her ne kadar bana zarar verecek olsa da yanarak acı çekmesi de beni rahatsız etti. Bir taraftan da karşımızdaki canlı, bilinçsiz. Bu konuyu tartışmanı istiyorum. Daha önceden sen başa gelince sınır dışı etmek ya da organları kullanmak üzere öldürülmek gibi çözümler önermiştin. Ama ben daha çok o adamın yerinde olsan, elinde çakmak olsa yakar mıydın, yakarsan da geri söndürür müydün diye sormak istiyorum. Ya da elinde bir silah bir de çakmak var hangisini kullanırsın? Ayrıca da sence mevcut düzende bu adam kasten adam öldürmeye teşebbüs ile yargılanmalı mı? Tabi her şeyden önce YouTube'daki yorumlara baktım. Neler yazmışlar, tepki göstermişler mi diye. Herkes helal olsun adama demiş. Az bile yapmışsın keşke söndürmeseydin falan demiş. Benim yorumum tabii ki arkadaşlar. Şimdi kimi olsa olsun insan insandır tamam mı? O yüzden insanlara iyi davranılması lazım. Tinerci de olsa iyi davranmak lazım tamam mı? Gaspçı da olsa insanlara bıçak da çekse bazılarını bıçaklasa da önemli değil insan insandır. İnsan haklarını savunuyorum. Özellikle de psikopat, gaspçı, sapık, terörist bunların hakları daha bunlar daha önemli. Şey, i̇şte pardon arkadaşlar özür dilerim. Kendimi kaybettim. Geçen gün Ece Temel Kur'an'la Nagihan Alçı eve geldi de Üçlü e, sohbet yaptık. Üçlü sohbet sonucunda biraz kokusu sinmiş tabii. E, arkadaşların. Öyle bir kendimi kaybettim. Eve sinmiş yani yanlış anlaşılmasın. Videodaki abi günahım geldi diyor ya. Benim de humanistim geldi. Pardon. Şimdi gitti merak etmeyin. Gene klasik faşist efe oldum. Evet bence de güzel tartışma konusu. Sizce arkadaşlar her şeyden önce adama helal olsun diyor musunuz? Ya da yapmaması lazımdı diyor musunuz? Tabii ki ben olsaydım yapmazdım. Neden? Maalesef bizim gibi insanların kaybedecek çok şey var. Siciline böyle bir şey işlerse büyük sıkıntı. Hapse girer çıkarsan kısa süreli gir çık bile yapmış olsam büyük sıkıntı. Çünkü siciline işleyecek. Ancak mesela ben olsaydım zaten ondan korkuyorum. O tedirginlikle yani 3 kişi ya bir de. O tedirginlikle o korkuyla çok sakat yerlerine vururdum büyük ihtimalle. Sonra ne olurdu bilmiyorum. Yani ölse bile yanlışlıkla vurdum veya refleks olarak vurdum dersem yırtabilir miyim bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle böyle olurdu. Önemli olan işte anladığım kadarıyla düştü diyelim. Düştükten sonra daha da artık yerde vurmamak yani veya etkisiz hale getirdikten sonra daha fazla vurmamak. O zaman işte polis falan çağıracaksın. Arkadaş şunu sormuş. Sen yerinde olsan ben işte şey demişim. Bu insanların öldürülmesi, organlarının alınması veya deneylerde kullanılması. Ama bu insanlardan bahsetmiyorum ki ben. Evet bu insanlardan biz de kurtulmak istiyoruz ama sistemin işleyebilmesi için suça tam uygun ceza olması lazım. Mesela Efe Aydan'ın varlığına inanmıyorum diyen birini sonsuza kadar yakmak. <laughs> Yakarak öldürücü. Efe Aydan'ın varlığına nasıl inanmazsın sen? Şüphesiz ki ben varım. Ne Ses miyim ben yani şimdi yok muyum? Dokunmamış olabilirsin bana. Ama bir sürü kanıtlar var. Ha, onun haricinde yani benim varlığıma inanmayan insanları yakmak haricinde adil bir ceza sistemi olması gerekiyor. Ölüm cezaları sadece insan öldürenlerin üzerinde olması gerekiyor ki o bile aslında tabii ki her cinayet işleyen için değil. Hapis cezası kalır mıydı? Büyük ihtimalle kalırdı ama azalırdı. Çünkü düşünecek olursanız ikisinin ortası yani öldürmek veya hiç ceza vermemek bunların arası olan suçlar da var. Yani şunu da diyebiliriz mesela hırsızlara veya tinercilere karşı bunlara karşı her şeyi yapabilirsin ceza almayacaksın. Zaten bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz diyebilirsin ama o zaman da o işin boku çıkar. Bu sefer olay pörce döner yani. <laughs> veya adam sevmediğin tinerci diye öldürür. O da sıkıntı. Onun haricinde kendini savunmak için tecavüze uğracak mesela kadın. Tecavüze uğramamak için birini öldürüyor. Şimdi buna bu kanına ceza vermek çok saçma. Veriliyor. Az veriliyor ama veriliyor. Çok saçma. Bunu kanıtlayabilirse kesin olarak kanıtlayabilirse hiç ceza almaması lazım bence. Hiç almaması lazım. Çünkü öldür. Yani birisi sana tecavüz etmeye çalışıyorsa öldür yani o kişiyi. Öldürebilirsin. Ben izin veriyorum. Ama işte sorun şurada. Kadın kocasını sevmiyor. Bu %100 olur bak. İşte bu kanunu getirirsen bu %100 olur. Kadın kocasını sevmiyor. Plan yapıyor. Öldürmek için. Hadi diyor kocacım fantezi yapalım falan derken <laughs> o esnada öldürüyor. Ondan sonra diyor ki bana tecavüz ediyordu. Çok çok derin, gun girl gibi bir plan yapabilir. Çok zor değil ki. Hadi der, tecavüz fantezi yapalım atıyorum yani. O yüzden işte aşama aşama. Yani mesela %100 kanıtlayabilirsen, sokakta hiç tanımadığı birisi mesela üstüne atlıyor kadının. Onu vur, vurabilirsin. Çünkü o kesin kanıt yani. Gibi. O yüzden de gördüğünüz gibi arkadaşlar, işin ara kısmı da var yani. O yüzden de mümkün olduğu kadar onu getirmeyi düşünmüyorum. Tabii ki tartışma konusu. Süper bir tartışma konusu. Çünkü sonsuza kadar, sabaha kadar tartışılır yani o. Ben onu getirmeyi ya en azından insanlara söylemem. Hafifletici sebep. Belki baya bir hafifletici sebep olabilir. Ama en azından insanlara söylemem onu. Çünkü o zaman herkes sevmediği adamı ne bileyim bu adam hırsızdı diye vurur. Yani o işin boku çıkar. Çok rahat öldürebilirsin yani sevmediğin adamı. Bu bir. ikincisi zaten biraz sonra söyleyeceğim olay işlerse insanların hırsızları, tinercileri öldürmesine de gerek kalmayacak. Hatta tecavüzcüleri bile öldürmesine gerek kalmayacak. Durduramadın, adam tecavüz etti ve kesin olarak kanıtladın. Muallakta değil yani. Biliyorsunuz bazı kesin kanıtları var. Belki işte dediğim gibi kocasını veya erkek arkadaşının tecavüz ettiği yüzde yüz kanıtlanamayabilir. Kadın fantazi yapalım der. Ondan sonra da bana tecavüz etti der. Yüzde yüz olur bu olaylar. Eminim yani. Ama dediğim gibi bazen kesin olarak işte o minibüsçü yapmış ya mesela. O tür bir sürü olay var. Çok fazla. Mesela bir video gördüm arkadaşlar. En vahşi cinayetler diye. Lan bakıyorsun. Bir ara şey demiştim ya. Gelmiş geçmiş en kötü şerefsiz adam Peter Scully. En aşağılık herif Peter Scully demiştim ya. Peter Scully bile ortada kalıyor ya. Yemin ederim ortada kalıyor. Neden biliyor musunuz? Peter Scully aslında hiç cinayet işlememiş. Bir kere sadece yanlışlıkla bir kız öldürüyor. Şimdi diyeceksiniz o zaman iyi mi kalıyor yani kamera karşısında kızlara işkence yapıyor? Valla o kadar çok seri katil, psikopat gördüm ki bu herif ortalamak oluyor gerçekten. O şeyler mesela Ukraynalı çekişli katiller var ya onlar direkt söylenene göre satış amaçlı çekip çekip cinayet işleyip çekişle böyle yaşlıları falan böyle öldürüp bunu kameraya alıp onda satıyorlarmış. <laughs> bu ne ya? o yeni seyrettim dediğim videoda da bir Asya ülkesinde bir herif okuldan bir kıza aşık oluyor. Kız buna karşılık vermiyor. Karşılık vermeyince dört tane arkadaşıyla birlikte kızı kaçırıyorlar. Ondan sonra kıza zorla telefon açtırtıp işte annesine ben evden kaçtım artık gelmeyeceğim dedirtiyorlar. 40 gün boyunca işkence yapıyorlar ve o yaptıkları işkenceleri de sıralamışlar böyle. Sigara söndürmek, elektrik vermek zaten tecavüz full. Tecavüz zaten havada uçuşu yani. Onu söylemeye bile gerek yok. Kesmek, biçmek, çekişle dövmek. O kadar böyle liste var ya inanılmaz akıllarına gene her şey yapmışlar yani. 40. gün sonunda da ölüyor kız. Sonra bunlar yakalanıyor. Sonra ölüm cezası da almamışlar galiba. Ömür boyu hapis hadi bakalım. Şimdi bunlardan bahsediyorum işte. Benim yönettiğim ülkede böyle bir şey olacak. İşte diyorlar ki batı çok medeni. Sikerler medenisin abicim. Sikerler medenisini. İşte 18'den büyük bilmem kaçtan küçük. A at -a, -a Dördünü alacaksın anasını sikeceksin hepsini. Hepsini amına koyacaksın yani. Bu dördü bunlar ibret. Bunlar ibret olacak. İbretlik olay olacak yani. Diyorum ya insanlar baktığı zaman diyecek ki of bu hükümet does not fuck around. Bu yönetimle şaka olmaz. Biz en iyisi siktirip gidelim başka ülkeye. Sapıkça fantazilerimizi başka yerde gerçekleştirelim. Ve tabi hapis cezası tamamen gitmez dememin sebebi ortada da ikisinin ortasında da yani işte kendisine tecavüz etmeye çalışanı öldürmek veyahut bu tür böyle sapık katillik. Bunun arasında da bir sürü olay var çünkü. Adamlar içiyorlar içiyorlar. Arkadaşıyla kavga ediyor tartışıyor. Vuruyor ondan sonra arkadaşını. Buna da hapis. Anlatabiliyor muyum? Yani kısacası bence dünyada böyle birebir evet şu adamların ceza sistemi çok iyi dediğim bir sistem yok. Neden? Batı'da Luka gibi bir sapık orospu çocuğu olabiliyorsun. Kedileri öldürüyorsun. Yavru kedileri öldürüyorsun. Videoya çekiyorsun. Küçük böyle para cezasıyla falan seni serbest bırakıyor. Ondan sonra insanı öldürüyorsun. Alıyorlar ondan sonra seni hayatın boyunca besliyorlar. Şimdi bu sistem değil. Bu böyle medeniyet sistem falan da değil. Sikerler böyle sistemi. Ancak diğer tarafına bakıyorsun olayın. Hırsızlık yapanı taşlayarak öldürüyorlar. Bu da sistem değil. Tam ikisinin ortası olması lazım. Bunu da gerçekten ayarlamak çok zor. O yüzden ben sınır dışı yapma veya sürme ikisinin ortası bunun taraftarıyım. Yani işte arkadaş demiş ya tinerji ne yapalım. Gasp yapıyorsa ondan sonra adi suç, hırsızlık vesaire kapkaç bunları almak sürmek. Tabii ki şunu soruyor arkadaşlar. Sürgün olayını nasıl yapacaksın? Kim alacak? Birkaç şeyi var tabii alternatif var. Yani altyapısını yapmak lazım. Bir gün içinde bir oturuşta bir podcast'te <laughs> parmağı şıklatınca olacak bir şey değil. Altyapısını yapmak lazım. Birkaç şekilde olabilir. Ya bir ada alırsın. O ada sürgün adası olur. Oradan çıkışlar olabilir. Başka ülkelere gidilebilir. Parası varsa. Ancak Türkiye'ye veya nereyi yönetiyorsak hangi bölüm bize aitse oraya geri giriş olmaz. Böyle bir şey olabilir. Ya da bir ülkeyle anlaşırsın. Ülkeye atıyorum senelik para verirsin. Veya başka bir şey. Yani başka bir şekilde anlaşırsın. İşte sizden alışveriş yapacağız falan gibi. Veya işte size şurayı kullandırtacağız falan gibi. Onun karşılığında da sürgün olanları o ülkenin içine bırakırsın. Hemen olabilecek bir şey değil. Altyapısının olması lazım ama yapılır. Çünkü şu da işe yaramaz arkadaşlar. Tinerjiyi öldürelim. Veya işte gasp yapmış ama kimseye bir zararı olmadan yani. Parasını çalmış tehditle. Veya hafiften böyle bıçaklamış falan. Parasını çalmış. Şimdi bunu... Bunları da öldürmeye başlarsak o da sıkıntı. Neden? Birkaç sebepten dolayı. Birincisi sen hükümet olarak emniyet güçleri olarak insanları güvende hissettirmen lazım. Tam tersi insanların senden korkmaması lazım. Lan yarın bir gün bize de yapar mı bunu? Yanlış bir şey yaparsam falan diye. Bir bu ikincisi de daha önemlisi, aslında şu da önemli. Dünya seni nasıl görüyor? Turistler seni nasıl görüyor? Bizim için de turizm çok çok önemli. O yüzden dünyaya nasıl göründüğümüz de önemli. Son olarak büyük ihtimalle yakmazdım adamı. Ama insan psikopata bağlayınca ne yapacağı da belli olmuyor. Bazen bazı insanlar trafikte falan ben araba kullanmayı trafikte o yüzden bıraktım ya. Öyle delirtiyor ki adama karşı bir sürü değişik fantezi kuruyorsun. İşte sana böyle el kol falan yaparken ineceksin o camdan dışarı çıkardık kolu bir tutacaksın. Veya şey şey sana geliyor ya sana geliyor içeri böyle el kol falan yapıyor. Arabanın içine elini kolunu soktuğu zaman bir tutacaksın o kolu. Ondan sonra bir abanacaksın gaza. <laughs> Bunu hayal ettiniz mi? Sadece ben mi hayal ettim ya? Evet. Şimdiye kadar hiç başıma gelmedi. Ama böyle işte dizilerde, filmlerde görüyordum. Gerçekte birinin birine yaptığını gördüm mü hatırlamıyorum. Böyle bir hareketi. Umarım yapmazlar. Ya da böyle işte bilader falan deyip böyle önünü kesip ondan sonra arabanın ip üstüne falan yürürken basacaksın gaza vuracaksın falan adama. Böyle fantaziler kuruyorum. O yüzden dedim bu işin sonu <laughs> sıkıntı İzmir bile olsa bu işin son sıkıntı ben mümkün olduğu kadar araba kullanmayayım. Kısacası arkadaşlar ceza sisteminin işe yaraması için proaktif yani önleyici olması lazım. Mesela şu ben bunu kesinlikle istiyorum. Trafikte falan insan sana el kol yaptı üstüne yürüdü hakaret etti bunu kameraya alırsan dashcamlere veya cep telefonuyla kameraya alırsan kesinlikle o adama ceza verilmesi. Ve ciddi bir ceza ya ya ciddi bir para cezası, tazminat. Mesela tazminat davası açabilecek. Anlatabiliyor muyum? Diğer taraf. Ciddi bir para cezası, siciline işlenmesi, trafik siciline işlenmesi artı. Ve bu hepsinde geçerli olmalı. Polis mesela sana hakaret etti. Mesela polis seninle konuşurken polisi kameraya alabilme hakkım var. Olmalı yani. Veya şöyle bir şey olabilir. Onu da düşünüyordum. Polisin kendi kamerası olmak zorunda hep. O kamera hep açık olmak zorunda. Birinden ifade falan alırken özellikle. Eğer polis ona hakaret ederse, küfürlü konuşursa, terslerse, vatandaşın da sonradan gidip şikayet etme hakkı olmalı. Neden? Bu hak olursa o zaman vatandaş çok fazla sert veya ters konuşmaz ona. Ve tabii aynı şekilde kameraya alınacağı için vatandaşın da polise hakaret ettiği zaman polisin de ona dava açabilmesi, tazminat açabilmesi lazım. Bu her yerde geçerli. Doktorlarda da bunu görüyoruz ya. İşte doktoru dövmeye çalışıyor mesela. Tekme atmaya çalışıyor vesaire. Şimdi tamam veya hakaret ediyor doktora, küfür ediyor tamam. Kesinlikle bunların tazminat davası açabilmesi lazım. Artı o hastaneden belki men edilmesi. Veya yani atıyorum genel olarak mesela sigorta hastanelerinden şu kadar sene men gibi. Çok ağır olduğumu bilmiyorum ama şu an örnek veriyorum yani. Ama bunun tam tersi de var işte. Doktorların da insanları azarlaması var. Aynı şekilde böyle bir şey olduğu zaman sizin de doktorları kameraya alma hakkınız olmalı doktor ters bir şey söylerse diye hakaret ederse diye. Özellikle arkadaşlar özel hastanelerde çok olduğunu sanmıyorum. Var ama çok değil. Sigorta hastanelerinde uf, çok fazla var. Ve mesela o durumda şunu da çok görüyorum. İşte çok fazla insan var. Sürekli aynı şeyleri soruyorlar. Anlamıyorlar. Valla ne olursa olsun hakaret etmeyeceksin abi. Etmeyeceksin yani. Çünkü görüyorum. Anlamayabilir. Anlamıyor diye hakaret edemezsin. Veya ne bileyim işte kapı açıkmış ya. Kapı açık giriyor. Hayır onun önlemini alacaksın kapı açık giriyor diye hakaret edemezsin. Ya kilitleyeceksin ya oraya yazı koyacaksın. Yazı koyup artı kilitleyeceksin daha mantıklı. Çünkü birçok kişi kapı kapalı olduğu için anlamıyor yani. Doktor hastam bakıyor. O çok önemli ya. Bunu niye hala daha yapmıyorlar bilmiyorum. Hasta bakarken oraya bir yazı koymaları lazım. Şu an hasta bakılıyor. Lütfen girmeyiniz diye. Belki şu an koymuşlardır. Ben gittiğimde hiç yoktu yani. Gene aynı şekilde. Proaktif önlemini alacaksın yani. Benim gençken daha az ünlüyken her şeyi yapar. İnsanlarla karşılıklı küfürleşirdik. Ama hiç şeye gelmedim. O noktaya gelmedim yani. O zamanlar canlı yayın yoktu çünkü. Canlı yayın açıp da böyle canlı yayında karşılıklı ben de senin anan falan diye o noktaya hiç gelmedik. Şu anda ise bunun önlemlerini alıyoruz. Bunu hiç yaşamamak için yani. Yoksa bize de ergenler geliyor. Bize de hadi ünlü birisine geleyim de küfredeyim diye adamlar geliyor. Teker teker önlemini alıyoruz işte. Baktık mesela buluşmalarda saçma sapan insanlar da geliyor. Şimdi onları terslemek küfretmek de değil terslemek bile aslında orada bir soğukluk yaratır. O olmasın diye herkese açık yapmıyoruz artık buluşmaları. Aynı şekilde yorumları adminler kontrol ediyor. Ergenlik yapanları blokluyor. Daha ağır küfür vesaire oldu mu avukata paslıyor veya tehdit, hedef gösterme, sadece benim sistem değil başka yerlerde de böyle şeyler olduğu zaman onda avukata paslıyor. Artık çıkıp da böyle onlarla küfürleşmeme, onlara laf yetiştirmeye çalışmama gerek kalmıyor. Neden altyapısını yaptım? Bu da önemli arkadaşlar. Yani bugün yaşadıklarınız olaylardan faydalanarak, tecrübe edinerek gelecekte neler olabileceğini öngörmeye çalışmak. Bu insanları sürerim dememin sebebi de bu. Neden? Çünkü yarın bir gün belki o gaspçı cinayet işleyecek olabilir. Potansiyel. Yolla gitsin. Kapkaççı aynen. Yolla gitsin. Zaten bunlar çete. Bunların çete olduğunu biliyoruz. Bireysel çalışmıyorlar. Belki o tinerji yani onlar değildir de. Ama gasp, kapkaç... Özellikle kapkacın çete olduğunu biliyoruz. Hırsızlık çetesi. Bunlar organize. Dilencilik çetesi. Bu dilencilik çetelerini de çökerteceğiz tabii. Komple bunları da yollayacağız. Aynı şekilde mesela hayvanları öldürüyorlar. Kedi köpek gibi hayvanları zevk olsun diye öldüren insanlar. Evet şunun farkındayım işte koyunu öldüren neden katil sevdi. O... <laughs> işin o kısmında değiliz arkadaşlar. Kedi köpek öldüren insanlar eşittir. Bu insanlar psikopattır. Bu insanlar akıl hastasıdır. Bu insanlar geleceğin katilleridir. Sebep bu. Koyun kesen mezbahacılar geleceğin katilidir diye bir kural yok. Veya yani ne bileyim dana kesenler geleceğin katildir diye bir kural yok. Ama kedi köpek veya diğer böyle sokak hayvanlarını zevk olsun diye öldüren bunlara işkence yapanlar psikopattır, akıl hastasıdır, geleceğin de katilleridir. Bu insanlara sizce ne yapılmalı arkadaşlar? Bu da bunu hadi size bırakıyorum. Bir kere şu kesin. Bu insanları kesinlikle barındırmayacağız ülkede. Bunları da süreceğiz ama sürmeden önce ne yapalım? Mesela yavru kedi öldüreni öldürelim mi? Ne yapalım? Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde şunu da çok görüyorum. Tecavüzcüleri öldürmeliyiz veya işte tecavüzcülere idam cezası. Bu da doğru değil. Neden? Her şeyden önce şu sebepten dolayı. Eğer cinayet ile tecavüz bunların cezası aynı olursa ozan tecavüz eden herkes yakalanma ihtimali azalsın diye öldürür kadını. O yüzden aynı ceza olmaması lazım. Nina daha önce söylediğimiz gibi tecavüz etmiş olduğu kesin ise, kesin olanlardan bahsediyorum. Ne yaptıysa tecavüz edip darp mı etti? Hemen bu bayağı yolluyorsun. Çünkü bu insanlara bakın bu insanları dövseniz bile adam gene hapishanede övünerek anlatacak. Neyse ki şey diyorlar değil mi? Bilmiyorum Türkiye'deki hapishanelerde o geçerli mi? Tecavüzcülere de oğlan yapıyorlar içeride. <laughs> ne kadar doğru bilmiyorum. Ama gerçekten böyleyse keşke onu da gösterseniz yani. Bakın tecavüzler içeride ne oluyor diye. Hiç dolaylı olarak bu işi yapmaya gerek yok. Direkt olarak. Boş boşa beslemeye de gerek yok. Direkt. Kaç kere tecavüz ettin? Bir mi? Hemen bu gel bakalım. Ve mümkün olduğu kadar onu da aşağılayacak bir şekilde. İşte gelinlik mi giydirirsin? <laughs> gelinlik mi giydirirsin? Ne yaparsan yani böyle. Onu yapacaksın. Kameraların karşısında. Tabii çok pornografik olmaması lazım. O yüzden bir şey yaparız. Kulübe yaparız tamam mı? Bak hepsinin dizaynını yaptım. <laughs> Hepsi hazır. Dizaynı hazır yani kafamda. <laughs> Kulübe yapacaksın. Adamı bağlayacaksın tecavüzcüyü. Kolları falan dışarıda kalacak. Yani belinden üstü dışarıda kalacak. Tam böyle ortası gibi düşün. Ortasından daha aşağı kısım da kulübenin içinde kalacak. Adam dört elinin üzerine olacak. Dogi. Dogi de olacak yani. Belinden iç kısım kulübenin içinde kalacak. Sonra bu bağ, o kulübenin içine girecek. Sonra kameraya adamın suratını çekeceksin. Evet şunu düşünüyor olabilirsiniz lan. Hepsine de yaparsak böyle bir şey. O zaman gerçekten vakit yetmez. Belki ama her gün bir tane bile yapsan yeterince ibret olur. Bana soracak olursan haftada bir kişiye bile yapsan yeterince ibret olur. O esnaya kadar o zamana kadar hapiste beklerler mesela. En böyle pislik olanları alacaksın. Bunu yapacaksın. Yaptıktan sonra ondan sonra sınır dışı edeceksin. Ha şu deney diyordunuz değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bak kaç kere konuştuk şu ceza olayının üstüne. Her seferinde biraz daha şekilleniyor. Değil mi? Her seferinde biraz daha ince detaylara girebiliyoruz. Yakında buradan şey çıkacak ya. <laughs> ceza hukuku. <laughs> Efe Aydal ceza hukuku çıkacak yakında. O üzerinde deneyler veya işte organ bağışı vesaire. Onlar da işte ibret sayılmayacak adi cinayetler. Ne bileyim hırsızlık yapmaya çalışırken birini öldürüyor gibi. Veya işte çok aşırı psikopatça değil de kuyumcunun kafasına sıkıyor mesela. Bu insanlar da deney malzemesi ve canlı organ. Düşünecek olsanız çok işe yarar ya bu insanlar. Mayın tarlasına sürersin. Yazık eşekleri yollayacağımıza. Mayın eşeği derler ya. Eşeklerin de suçu var. Başka ha biyolojik silah yapabilirsin bak. İyi fikir ha. Verirsin Ebola'yı, basarsın Ebola'yı. Atarsın terörist kamplarının üstüne. Yok biyolojik silah tavsiye etmiyorum. Çünkü kontrol altına alınamıyor. Ya da en basiti Suicide Squad yaparsın. Tabi ellerine silah vermeyeceksin. <laughs> Birinin eline beyzbol sopası, öbürünün eline bumerang, öbürünün eline ip. Abi bunlar ne? E, suicide squad'sınız abi. Hadi git şimdi bunlarla teröristleri öldür. Ve şunu sormuştu. Bu adam adam öldürmeye teşebbüsten yargılanma yap. Sana da mı uğradı Ece Temel Kur'an'la Nagihan Alçı? Siz de mi sohbet ettiniz? Bak adamın günahı gelmiş zaten. Adamın günahı gelmiş söndürmüş. Daha ne istiyorsun? O ıdırlı arkadaşımızı başa geldiğim zaman adını kaydettim zaten. Transfer edeceğim direkt. Kolluk kuvveti yapacağım. En pis yerlerde ama böyle tinercilerin falan olabileceği yerlerde. Çelik yelek falan takacağım böyle. Sen diyeceğim dolaş. Sana silah da yok. <laughs> Sen dolaş. Yumrukların yetiyor zaten. Silah verirsek terör estirebilir çünkü. Bir job falan veririz en fazla. Taser taser ya en güzeli o. Bir şey soracağım arkadaşlar. Türk polisinde taser yok mu? Yoksa neden hala daha yok? Çünkü birini etkisiz hale silahla getiremezsin. Birçok kişiyi öldürürsün yani o şekilde. Böyle atmalı taserlar var ya ateş ediyor ateş ediyor çarpıyor etkisiz hale getiriyor onlardan var mı Türk polisinde neyse ben başı gelince olacak